Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Eylül 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, öncelikle Eylül ayının konu başlıklarına kısaca bir göz atalım. Güneş 23 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda, ardından Terazi Burcu'nda parlayacak. 15 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. 29 Eylül'de Koç Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Venüs ve Merkür retroları artık tamamlanıyor. Bunun yanı sıra Jüpiter retro harekete geçecek ve Mars ay boyunca Terazi Burcu'nda olacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Sevgili boğalar, Güneş ayın 23'üne kadar Başak Burcu'nda olacak. 5. evinizde parlayacak. Merkür biliyorsunuz Başak Burcu'nda Ağustos ayı itibariyle retrosuna başlamıştı. 15 Eylül'e kadar ayın ilk yarısında retrosu devam edecek. Bu da sizin ilginizi, alakanız biraz da hani çocuklarla ilgili konulara, aşk ve romantik alanlara, işte kişisel yaratıcılığınız, uğraşlarınızla ilgili alanlara, bazılarınız için parasal konularda, spekülatif konulara biraz daha fazla yönlendirebilir. Merkür retrosu ister istemez enerjileri yavaşlatıp duraklatırken sonuç almamızı zorlaştırdı. Belki biraz daha burada kontroller yapmamız, geçmişten gelen konuları toparlamamız, hesaplar yapmamız gerekiyor. Ayın ilk yarısında bu etkiler devam edebilir. 15 Eylül'de bu alanda zaten yeni ay doğacak. 21 derece Başak Burcu yeni ayı. Toprak burçlarımız için aslında güzel bir etkide olduğunu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yeni ay, özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa çok güzel bir üçgen açı verecek size. Daha olumlu tesirler bekleyebilirsiniz. Bununla birlikte değişken burçlarda kişisel gezegenleriniz varsa eğer, yeni ayın sizin için etkileri artabilir, öne çıkabilir. Çocuklarınızın eğitimi ve onlarla ilgili konularda bazı yenilikler, yeni düzenlemeler söz konusu olabilir. Bununla birlikte aşk hayatınızda belki bazı kararlar vereceksiniz. Kişisel gelişiminiz ve kişisel yaratıcılığınızla ilgili alanlarda bazı adımlar atabilirsiniz. Bir kursa ve eğitime başlamak, bir hobiye başlamak gibi olabilir. Bu yeni ay sırasında Merkür de artık retrosunu bitirecek. Merkür 15'inden sonra ileri harekete dönecek. Dolayısıyla hesapladığımız, düzenlediğimiz, eksikleri tamamladığımız alanlarda güç toplayıp hızla ilerleyebiliriz. Bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde. Ve kişisel gezegeniniz Venüs biliyorsunuz uzun bir süre Temmuz'un sonlarından itibaren retroydu Aslan Burcu'nda. 4 Eylül'den itibaren retrosunu tamamlayacak. İleri harekete dönecek. Ay sonuna kadar yavaş yavaş güç toplayacak. 4. evinizde olacak Aslan Burcu'nda. Dolayısıyla ev, yuva alanlarında yine gecikmiş konuları, ertelediğiniz bazı işleri bu dönemde 4 Eylül'den sonra hızlandırabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bu evde yapılacak bir tadilat olabilir, bir taşınma konusu olabilir ya da aileyle birlikte yapılacak bazı organizasyonlar olabilir. Genel olarak kişisel keyfinize, huzurunuza, eğlencenize ait konular da olabilir. Biliyorsunuz Venüs retrolarında enerji biraz içe çekildiği için bu alanlarda istediğimiz gibi keyif alamamış olabiliriz. Memnuniyetsizlikler artmış olabilir özellikle ailevi ilişkilerde. Şimdi buralarda işte evde toplantılar, evde kutlamalar, hani ev ortamında eğlenceli faaliyetler biraz daha öne çıkabilir. Emlak işleri, taşınma işleri, alım satım gibi konularda da daha rahat hareket edebilirsiniz. Özellikle Merkür'ün düzelmesiyle birlikte 15 Eylül'den itibaren kişisel yatırımlarınız, işte spekülatif alanlar, hani buralarda şans ve şansa ait olan konularda işler biraz daha sizin lehinize ilerleyebilir. Beklentileriniz daha olumlu karşılanabilir sevgili boğalar. Ve Jüpiter ayın yine 4'ünde boğa burcunda gerilemeye başlayacak. Mayıs'tan itibaren Jüpiter burcunuzda. Bu tabii ki yılın genelinde sizin için çok şanslı, verimli, bereketli bir oluşum. Koruyucu bir unsur Jüpiter. Ve 15 dereceye kadar geldi Jüpiter. Dolayısıyla bu dönemde özellikle tabii ki Güneş'i ve yükselen burcu 15 derece ve yakınlarında olanlar biraz daha Jüpiter'in etkisini hissetti. Diğer yarısı ise boğa burcunun diğer yarısı önümüzdeki yıl 2024'te daha fazla bunu hissedecek. Jüpiter 15 derece boğada gerilemeye başlayacak. 31 Aralık'a kadar, yıl sonuna kadar gerileyecek. 5 derece boğaya kadar. Yaklaşık 10 Haziran'dan bu yana
gelmiş olduğu, kat ettiği yol üzerinde bir geri hareketi olacak. Bu da sizin adınıza Haziran'dan bu yana yaşamınızda Jüpiter'in getirmiş olduğu gelişmeler, dışsal anlamda fırsatlar da olabilir, maddi gelişimler, kazançlar ya da içsel gelişimler, maneviyatla ilgili gelişimler olabilir. Jüpiter'in buradaki kazanımlarını şöyle bir içselleştirme, gözden geçirme, değerlendirme döneminde olacaksınız. Ardından Jüpiter 31 Aralık'ta tekrar ileri harekete dönünce bu sefer daha sağlam bir şekilde gelişme imkanlarını bulabilir, ilerleyebilirsiniz. Evet, Jüpiter gerilemesi olmasına rağmen Jüpiter'in olumlu açıları da var bu ay. Sizin için de çok yararlı olabilir bunlar. 4 Eylül'de Jüpiter Başak Burcu'ndaki Merkür'le güzel bir üçgen açı yapacak. Güneş-Merkür üçgeni özellikle çocuklarla ilgili ya da aşk hayatınızla ilgili keyifli haberler getirebilir. 8 Eylül yine Eylül ayının şanslı günlerinden birisi. Çünkü Güneş-Jüpiter üçgeni var. Kısmetli bir gün, şansa ihtiyacınız olan alanlarda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz 8 Eylül'ü. 25 Eylül'de bu sefer Jüpiter tekrar Merkür'le üçgen açı yapacak. 25 Eylül'de bunun hani artı eksi 1-2 gün öncesi ve sonrası da tabii ki bu etkiyi hissedebilirsiniz. Yine bu ayın kısmetli, sizin adınıza yararlı günlerinden. İşte seyahat fırsatları, ticari aktivitelerde gelişimler, eğitimle ilgili güzel gelişmeler, çocuklarla ilgili güzel gelişmeler, fırsatlar söz konusu olabilir. 23 Ekim'den sonra Güneş Terazi Burcu'na geçecek. Mars ay boyunca Terazi Burcu'nda. Bu da ayın genelinde biraz hani günlük işlerinizin yoğun olduğunu gösteriyor. Yani evde yapılacak işleriniz var, düzenlemeleriniz var, belki taşınıyorsunuz, belki işte yazlık evden kışlık eve geçme hazırlıklarınız var, çocuklarla ilgili eğitim hazırlıklarınız var, mesleki konularda çalışmalarınız olabilir. Günlük hayatınızda biraz efor sarf edeceğiniz bir dönem. Güneş'in 23'ünden sonra Terazi Burcu'na geçişi tam da bu alanı, yani günlük hayatınız, düzeniniz, çalışma koşullarınız, genel sağlığınızla ilgili konuları daha fazla aydınlatmaya başlayacak. Ve 29 Eylül'de 5 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 6-12 aksınızda olduğu için genel sağlığınız, düzeniniz, çalışma koşullarınız ve mesleğinizle ilgili alanlarda bir dönüşüm, bir tamamlanma, bir farkındalık getirebilir. Özellikle önce burçlarımız daha fazla etkileniyor. Ancak bu Dolunay sırasında gezegeniniz Venüs'ün Uranüs'te bir kare açısı var. Dolayısıyla hani burcunuzdaki Uranüs'ün yönetici gezegeninizde yapacağı açı sizi de daha fazla tesir altına alabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçların 5 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa veya işte sabit burçların 22 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa, güneşiniz ya da yükselen burcunuz, bu dolunayda daha fazla etki alabilirsiniz. Mesleki konularda çalışma hayatınızla ilgili bir konu gündeme gelebilir. Hani biraz sürpriz de olabilir bu durum. Beklemediğiniz bir şey olabilir. Yani mesleki konularla ilgili çalıştığınız kişilerden işten ayrılan olabilir. İşte yardımcınız, asistanınızla ilgili bir değişim olabilir veya siz hani mesleki anlamda bir çalışma düzeninizde bir değişim yapabilirsiniz. Yeni bir işe başlama gibi hani bir sürpriz bir durumda olabilir sizin için. Sağlık konularında dikkat edin. Çünkü sağlığınızın biraz hassas olabileceği bir dönem. Mars da çünkü sağlık evinizde. Sağlığınızla ilgili gözden kaçırdığınız bazı detaylar kendini gösterebilir. Kendinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Diyete başlayabilirsiniz. Beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz. Zararlı alışkanlıklarınızı hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir. Bağımlılıklardan kurtulmak için iyi bir dönem. Ruhsal, bedensel, zihinsel hani terapiler, arınmalar, şifa arayışları için bu dolunay size böyle bir önemli bir farkındalık getirebilir, bir gündem getirebilir sevgili boğalar. Dolunayın etkileri ayın zaten son günlerinde ve Ekim ayının ilk günlerinde de kendisini gösterebilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Boğa, Zodyak'ta ikinci burçtur. Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs'tür. 21 Nisan 20 Mayıs arasında doğan kişiler Boğa burcundan kabul edilir. Boğa burcu toprak elementinden sabit nitelikli bir burçtur. Boğalar genellikle sabırlı, maddi manevi güvenliğine önem veren, kararlı, soğukkanlı, azimli kişilerdir. Boğa burcu sahip olduğu değerleri her zaman korumak ister. Para ve mallarının yanı sıra sevdikleri kişilere karşı da içgüdüsel olarak böyle davranır. Mülkiyetçi bir yapısı vardır. Onlar için yaşamlarında huzur çok önemlidir.
huzurunu ve rahatını kaçırabilecek ortamlardan hemen uzaklaşabilirler. Kendilerine güven ve konfor sağlayacağı için para onlar için önemli olacaktır. Hayal güçleri zayıf olabilir. Onlar için daha çok elle tutulur, gerçekçi değerler daha önemlidir. Yönetici gezegenlerin Venüs, güzellik, estetik ve sanatsal değerler verebilir. Dünyasal zevkler, beş duyuya hitap eden kavramlar, dokunma, yeme, içme, cinsellik onlar için önemlidir. Liderlik özellikleri fazla yoktur. Yeni bir işi başlatmak yerine süre gelen işleri istikrarlı bir şekilde uzun süre devam ettirebilirler. Zodyan en sabırlı burcudur. Değişiklikten çok hoşlanmaz. Bu nedenle aynı ortamda yıllarca hareket etmeden kalabilir. Çok güvenilir kişilerdir. Maddi manevi her konuda güven ve istikrar ararlar.